Galatasaray tabii ki ilk kafadan başladığı ilk maçlarda biraz sıkıntılar yaşadı. Bu da gayet normal. Çünkü yeni bir takım kuruyorsunuz. Yeni oyuncular. Alışma süreci var. Takım oyunu var. Bir takımın başarısında en büyük olgulardan bir tanesi takım oyunu, takımdaşlık, arkadaşlık. Aile bağları önemli. Bunları şimdi Galatasaray'ın zaman içinde yakalayacağına ben inanıyorum. Yavaş yavaş da yakalamaya başladılar. Tam Sabri'nin dediği gibi forma girdiler. Ve ligler iptal oldu Dünya Kupası'ndan dolayı. Bunun bir örneğini daha önceden pandemi dönemi Galatasaray çok iyi bir form yakalamıştı. Evet. Pandemi girdi. Sonra yanılmıyorsam Başakşehir şampiyon olmuştu. İnşallah bu dönüşü tekrar yaşamazlar bu sıkıntıyı. Çünkü Beşiktaş-Başakşehir maçlarında yakalanan form grafiği, o takımdaki arkadaşlık, dayanışma bu aradan sonra ne olur onu kestirmek zor. Sabri çok iyi yerlere değindi. Takımın boyunu uzattığı zaman sıkıntılar yaşıyor Galatasaray takımı. Çünkü yaş ortalaması olarak da baktığınızda sıkıntılı bir takım. Tek tek oyuncuları izlediğiniz zaman tamam iyi ayaklara sahip, iyi oyunculara sahip. Gomis'i var, Mertens'i var, Icardi'si var. Torreira'sı var. Torreira var, Sergio var. Daha Bunlar forma giymeyen Kerem. Mata var. Yani Mata yavaş yavaş izlediğim Raşit bölümlerde var, yani Yusuf Demir inanılmaz var. Yani yani kadro yapısı olarak zaten iyi bir kadro yapısına sahip. Okan Hoca'nın tek yapması gereken burada bu kadro yapısını herkesi ilk 11 oyuncusu gibi hazırlayabilmek ve onlardan alabileceği verimin en iyisini alabilmek olacaktır. Bunu başarırsa zaten başarı veya şampiyonlukta geleceğini düşünüyorum ben. Tam bunu yavaş yavaş yakalamaya başlamışken işte bu aranın girmesi bence biraz kötü oldu Galatasaray adına. İnşallah dönüşünde iyi toparlarlar. Okan Hoca'ya güveniyorum. Yıllarca Galatasaray'a hizmet etmiş, birçok başarılarında bulunmuş, Galatasaray'ın yapısını bilen, suyunu içmiş oyuncu şu anda teknik direktörden bir tanesi. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Kaldı ki bizim jenerasyonun başarılı olması canı yürekten isteyen hocalardan bir tanesini. Benim ona güvenim tamsız, tam. Önemli olan seyircilerimizin, camianın da ona güveninin her geçen gün artması, tam olması. Bir de yerli oyuncularla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Özellikle Galatasaray'da sezon başlarken en büyük beklenti Kerem Aktürkoğlu ile aslında Yunus Akgün'den de. Onlardan çok şey bekleniyordu ama performansları çok beklendiği gibi olmadı. Evet. Şimdi bir yerli oyuncuyu 11'e monte etme konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandığını görüyoruz Galatasaray'da. Nasıl yorumluyorsunuz oyuncuların performansını siz? Nasıl düzelir, daha iyiye gider? Sizin görüşünüz ne? Takımdaki rekabet arttıkça oyuncuların form grafiği de üst düzeye çıkacaktır. Forma savaşı kızıştıkça form grafikleri daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Evet, Galatasaray başladığı zaman işte Yunus'la başladı, Kerem'le başladı. Zaman zaman iyi oynadığı maçlar oldu, zaman zaman kötü oynadığı maçlar oynadılar. Kerem'in biliyorsunuz eleştirilere biraz kalmıştı. Evet. Ve sonrasında performansı biraz daha artmaya başladı. Yunus da üste çekecektir. O inançtayım ben. Tabii Türk oyuncuların biraz daha kısıtlı olması, yabancı sayısının biraz daha fazla olması ve Türk oyuncuların evet Anadolu kulüplerinde belki farklı olabiliyorsunuz. Rahatsınız, baskı yok, rahat oynayabiliyorsunuz. Özgüveniniz biraz daha farklı. Ama büyük kulüpte bu böyle değil. Yazılı görsel basın, taraftar baskısı, bu baskıları kaldırabilmek, Anadolu kulübünde gösterdiğiniz performansı büyük takımlarda göstermek bundan çok daha zor oluyor. Eğer oyuncu özellikle gençse bu baskıyı kaldıramıyorsa form düşüklüğü zaten bundan kaynaklanan bir süreç oluyor. Ama oyuncu kendini iyi adapte eder, bu baskıları kaldırabilirse, özgüvenini üst seviyeye çekebilirse çok daha başarılı oluyor. Ve o kulüpte daha uzun yıllar kalıcı olabiliyor. Kerem'in de Yunus'un da bunu başarabileceğine inanıyorum. Çünkü ikisine baktığınız zaman değişik özellikleri var. Yetenekleri ikisinin farklı ama yetenekleri olan bir oyuncular. Sadece bununla yetinmeyip üzerlerine koydukları takdirde çok daha iyi yerlere geleceklerini Peki, düşünüyorum. Peki avantajları, dezavantajları nelerdir? Özellikle ben mesela Kerem üzerinden gitmek istiyorum. Geçen sene çok iyi bir Kerem gördük ama bu sene bekleneni veremeyen bir Kerem gördük. Sen bir de o kulvarı çok fazla kullanan bir futbolcunun aslında zamanında Kerem'in geri gelmemesi handikap mıdır? Çok ya fazla. Aslında bekleneni verme demek yanlış olur. Şimdi biz de etten kemikten yapılmış insanlarız. Her maçı üst düzeyde oynayacağınız diye bir şey yoktur. Zaman zaman kötü oynayacağınız maçlar olacak. Formsuz olduğunuz maçlar oynayacak. Baskıdan dolayı kötü oynayacağınız maçlar olacak. Önemli olan bunları çok çabuk atlatabilmeniz. Evet Kerem'in birkaç maç kötü oynadığı oldu ama hemen o baskıdan kurtulup tekrar performansını yukarı çekebiliyor mu? Bizim ona bakmamız lazım. Çünkü zaman içinde o kadar çok maç oynuyorsunuz ki çok kötü oynadığınız maçlar olacak. Önemli olan o etkisinde kalmamak. İşte zaman zaman taraftar baskısını hissedeceksiniz kötü oynadığınız zaman. İşte eleştiriler gelecek, belki kötü laflar gelecek. Oradan çok çabuk sıyrılmak lazım.
Çünkü ülkemizde futbol coğrafyasına baktığınız zaman ne kadar iyi olursanız olun her şey günlük. Sonraki maç kötü olduğunuzda yuhlanabiliyorsunuz veya eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Eğer bu işi yapıyorsanız bunlara kulaklarını kapamanız gerekiyor. Sizin vicdanınızla olan şey çok önemlidir. Sen sahaya çıktığın zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor musun? Vicdan olarak rahat mısın? Ben bugün her şeyi yaptım ama olmadı diyebiliyorsan zaten en önemli şey budur. Yoksa eleştiriler her zaman olacaktır. Önemli olan eleştirilerden şey almak. Ders alabilmek. Ders alabilmek. Çünkü yaptığımız hem hocalık da olsun hem oyunculuk da olsun bunlar hep olacaktır. Bunları kaldıramıyorsanız bu işi zaten yapmayacaksınız. Bir soruyla devam edeceğim. Soru ikinize de. Hem Ergün Pembe'nin hem Sabri Sarıoğlu'nun kanatlarda en iyi anlaştığı takım arkadaşları kimdi diye sormuş Murat Güloğlu. Bir taraf sağ taraf, bir taraf sol evet. taraf. Sağ taraf, sol taraf. Ben de ortadan devam ediyorum. Birçok oyuncuyla oynama şansı yakaladık. Baktığınız zaman ben hem milli takımda hem de Galatasaray'a geldiğinde Hamit'le çok iyi anlaşıyordum. Önümde oynadığı zaman çok rahat ediyordum. Çünkü Hamit hem size olarak hem de kuvvet olarak çok kuvvetli bir oyuncuydu. Yeri geldi sıkıştığım zaman Hamit'i attığım zaman topu tutabiliyordu, rahatlatıyordu. Onun dışında sağ kanat özellikle oyuncu olarak Abdülkadir Keita aynı şekilde attığın zaman zaten birebir de geçmeyeceği oyuncu yoktu. Hani sırf kanat üzerinden söylüyorum. Hani soru o yönde. Evet, evet. Yani. Tabii. Hani bu iki oyuncu ön plana çıkartabilirim. Hamit'le Keita'yı çıkartabilirim. Peki madem konusu açıldı, şu andaki mevkidaşlarınıza sorayım. Şu anda Sasha Boya çok beğeniliyor Galatasaray'da. Evet. Siz nasıl? İstenilen performansı göstermeyen bir Boya vardı. Devamlı sakatlanan, çok maç oynayamayan bir Boya vardı. Sezon başında da yanlış hatırlamıyorsam rezerv takımına gönderildi sezon başı. Evet. Herhalde ayrılık kampa da götürülmedi. Kampa da götürülmedi. Evet. Ayrılık söylentileri vardı ama kendisine takım bulması söylendi ama herhalde gerçekten Galatasaray'da oynama isteği ön plana çıktı, iyi çalıştı demek ki isteyince oluyormuş ve şu an ligimizin şu an bence en iyi sağ beki konumunda. Çünkü performansıyla hem ofansif hem de defansif yaptığı hamlelerle bence şu an performansını hani göz doldurdu diyebiliriz. Tabii ki bununla yetinmemesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray gibi Ergün abi de az önce söyledi. Tamamen hedef şampiyonluk olan takımlarda işte buna Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir'i de ekleyebiliriz. Bek oyuncuların ofansı çok iyi olması lazım. Evet. Şimdi Boya geçen sene bunu gösteremedi ama bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bunu daha da arttırması lazım. Çünkü şampiyonu oynayan takımları genelde Anadolu kulüpleri kendi sahasında karşıladığı için devamlı bek oyunculardan destek almanız lazım hücumda. Bunu bu sene Boya çok iyi gösterdi. İnanıyorum ki daha da potansiyeli var. Daha da bunun üstüne çıkabilecek potansiyeli var. Çünkü yaş olarak da genç bir oyuncu. Kendini biraz daha geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum. Peki Ergün Pembe'nin en rahat oynadığı kanat oyuncusu kimdi? Şeye bir açıklık daha getireyim Sasha Boy konusunda. Yani baktığınız zaman karakter olarak da düzgün oyunculardan bir tanesi ve pes etmeyen oyuncu gözüyle evet. görüyorum ben onu. Şimdi bu kadar handikap yaşamışsınız, takımdan gönderilme durumunuz var, işte rezerv takım falan. Hırs yapıyorsunuz, o formayı kapmak için mücadele ediyorsunuz ve alıyorsunuz. Emre Taşdemir de öyle değil mi? Evet. Yani başka bir oyuncu olsa nasıl olsa ben gözden çıkarırdım, takım arar, gitme konusuna girerdi. Ama o kendisi hırs yapıp ben bu formayı alacağım ve bu takımın vazgeçilmezi olacağım dediğinde bu düşünceyle yola çıkmış ve bunu kazanmış şu anda. Kadronun vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Maşallah diyelim çok da iyi performans sergiliyor. Allah sakatlık falan vermezse sezon sonuna kadar yeri garanti diye evet. düşünüyorum. Gelelim sol tarafa. Tabii ki ben Hakan Ünsal'la oynadığım dönemler çok rahat ediyordum. Önlü arkalı oynuyorduk. Hakan arkada oynuyordu. Ben önde oynuyordum ama genelde Hakan önde oluyordu hep. Çünkü o gittiği zaman biliyordu ki benim kalacağımı. Onun için çok rahat oynuyordum. Onun dışında Hasan Şaş'la oynadığım dönemler çok rahat ediyordum. Zaten Hasan'a verdiğimiz zaman top geri gelmiyordu. Bu iki oyuncuyu sayabilirdik. Hacı zaman zaman oynadı ama o tabii gezgin oynadığı için sahanın her yerindeydi. Peki.